bekledim. Bugün de eminim Türkiye'nin her köşesinde Medine'den Hakkari'ye, Ardahan'dan buraya kadar her bir köşede ortak bir hüzün hali yaşıyoruz. 15 Temmuz gecesinin karanlık atmosferinden sonra bir kez daha milletçe ortak bir his etrafında kenetlenmiş. Bugünler ortak his ve ortak batıl günleridir. Ortak hissimiz şudur. İdlib'de şehit düşen Ahmet mescitlerimiz hepimizin ailesinin birer ferdidir. Onların ailelerine düşen ateş hepimizin ailesine ve hepimizin yuvasına düşmüştür. Nerede olursa olsun tek bir vatandaşımız hangi gerekçeye de olursa olsun hayatını kaybettiğinde bu hissi yaşarız. Ancak özellikle Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ülkemizin geleceği, sınırlarımızın güvenliği, milletimizin huzuru için verdiği mücadelede toprağa düştüğü zaman askerlerimiz bunu hepimiz daha derinden hissederiz. Herkesten önce kahraman askerlerimizin ailelerine taziyelerini arz ediyoruz. Yaralarımızda kutlarıyoruz. Bu ortak his etrafında bugün doğal olarak bir eleştiri ya da karşılıklı polemik yapmak için değildir. Yası yaşamak, taziyelerimizi hissetmek ve bu acıyı bir daha yaşamamak duası ve iradesiyle hepimizin kenetlenmesi lazım. Gün gelir, bütün bu süreçte yapılan varsa hatalar, teklif edilecek hususlar ve dahi bu kriz yönetiminde karşı karşıya kaldığımız noktalar bu hatayla alınacak. Ama aynı zamanda bu sadece bir his değil, bir ortak akıl değil. Ülkemizin geleceğiyle ilgili, milletimizin huzuruyla ilgili, kimin elinde, heybesinde ne varsa ortaya koymalıdır. Geçmiş kırgınlıklar unutulmalı, tartışmalar, polemikler bir kenara konmalı ve başta Cumhurbaşkanlığı makamından olmak üzere, toplumun bütün kesimleri, bütün siyasi liderleri bu ortak akıl sürecine katılmalıdır. Ortak akıl sürecinin işlemesi için sağlıklı bir bilgi zeminine ihtiyaç vardır. Bu bilgi zemini ancak ve ancak devlet yetkililerinin açıklamalarıyla oluşabilir ve sağlıklı bir istişare zeminiyle tahkim edilebilir. Maalesef gece boyu süren o hüzünlü bekleyişte açıklamaların en yetkili merciler yapılmamış olmasının doğurduğu bir belirsizlik hali topluma hakim olmuştur. Ancak dediğim gibi bunlar zamanlar tartışılır. Şimdi şu anda öncelikli çağrımız Sayın Cumhurbaşkanı, ilgili bütün bakanlar, devlet kurumları, olayı, yaşananları şeffaf bir şekilde aklımızla paylaşmalı ve her türlü iletişime açık bir şekilde, her türlü fikre açık bir şekilde Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde yaşadığı en büyük acılardan biri olan bu acı konusunda bundan sonra yapılacakları suhuletle, sükunetle dinlemeye hazır olmalı. İtham etmeden önce fikirlerimizi ortaya koymaya, kapıları kapatmadan önce ortak istişareye açık bir şekilde bilimlerimizi birleştirmek zorundayız. Dolayısıyla biz Gelecek Partisi olarak gece boyu arkadaşlarımızla uzun değerlendirmeler yaptık. Bugün sabah da Kurucular Kurulu üyelerimizin katılımıyla üzerinde çalıştığımız bir eylem planını nihai bir madde aşamaya getirdik. Ve bunu da kamuoyumuzla paylaşmayı bir vatandaşlık görevi ve bir devlet adamı sorumluluğunun bir siyasi parti olma sorumluluğunun bir gereği olarak gördük. Şimdi çağrımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümet liderlerinin ve bütün muhalefet liderlerinin, bütün siyasi liderlerinin karşılıklı olarak konuşup bu meseleleri aktif bir süreçte tartışması. Bu bağlamda bu eylem planı bütün siyasi liderlere bir mektupla iletme yanında yapılması gerekenler konusunda kendileriyle de daha önce planladığımız görüşme talebini en kısa sürede gerçekleştirme arzundayız. Dediğim gibi şehitlerimizin, canımızın, yüreğimizin yandığı bir günde bir tek şehidimizin dahi acısı bütün bir milletin yüreğinde derin izler vardır. Ümidimiz ve gelecekle ilgili düşüncemiz, idealimiz, bir daha hiçbir şehit vermeyeceğimiz, soğukkanlı ama kararlı ve cahit Türkiye'nin caydırıcı gücünü gösteren bir
tutarlı bir stratejik plan içinde konunun ele alınmasıdır. Hiç kimse bu konudaki sorumluların perde arkasına gizlenmesine de izin vermemelidir. Rusya'dan gelen açıklamalar hepimiz tarafından takip ediliyor. Ancak alandaki gelişmeleri de her akil kişi ve kurum biliyor. Suriye rejiminin, Rusya'nın ve İran'ın desteği olmaksızın böyle haince, böyle kalleşçe bir saldırıya yeltenebilmesinin mümkün olmadığını da biliyoruz. Avrupa Birliği'yle, Rusya'yla, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile ilişkilerimizin dengeli yürütülmesi gerektiği konusunda son 6 aydır defaatlerce vurgulamıştık. Bugün bir kez daha vurguluyoruz. Attığımız her adımda Türkiye'nin stratejik bütünlük içinde ve ortak bir stratejik akıl ile davrandığını göstermemiz lazım. Çok aşırı dostluklarla, çok aşırıya gitmiş husumet arasındaki dengeyi kaybettiğimiz zaman benzer tablolarla karşılaşma riskimiz çok olur. Bu bağlamda gün, ortak isteği yaşamak, ortak aklı harekete geçirmek. Biz Gelecek Partisi olarak bütün gece boyu süren istişarelerimiz neticesinde kamuoyumuzla kısa, hemen bugün yapılacak, yapılabilecek ve yapılması gereken, kısa vadede atılması gereken adımlar, önümüzdeki aylarla ifade edilebilecek orta vadede ve nihai çözüm konusunda uzun vadede atılacak adımları bir metin kamuoyuyla paylaşmayı bir görev var. Dediğim gibi bu metni siyasi liderlerle ayrıca paylaşacağız. Hemen bugün yapılmasını düşündüğümüz, yapılmasını gerekli gördüğümüz hususlar şunlardır kısa vadede. Türkiye Büyük Millet Meclisi acilen İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplanmalıdır. Dün bu konuda muhalefet liderleri çağrılarda bulundu. Bu doğru bir çağrıdır. Devlet görevimizin bir sonucudur. Ve gecikmeden bugün gerçekleşmelidir. Hatta gerekli ise olmuş olsaydı gece bile toplanması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü durumlarda bir tamildir. Türkiye'nin savaşa girip girmemesi de dahil olmak üzere nihai merci bakanlık nihai merci Türkiye Büyük Millet Meclisi. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin acilen toplanması ve açık yürekle bu tartışmaların yerine göre yapılması lazım. Bunun yanında Yüce Türk Milleti'nin birliğinin ve beraberliğinin vurgulanması bakımından Sayın Cumhurbaşkanı bütün siyasi partilerin liderlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Madem ki bir ortak akıl süreci işletilmeli, madem ki bir kader birliğiyle kenetlenmeliyiz, bütün siyasi liderlerin bir araya geleceği bir değerlendirme toplantısı yapılmalıdır. Bu kritik süreç içinde ülke iç siyasetine yönelik ağır, tehdit edici, halkımızın moralini bozucu söylemlerden de toplumun duygularını tahrik edecek hamasi söylemlerden de kaçınılması gerektiğine inanıyoruz. Gelecek Partisi bu konuda ilkesel bir duruş benimsemektedir ve bu ilkesel duruşumuzu sürdüreceğiz. İdlib'de 33 kahraman askerimizin şehadetiyle sonuçlanan saldırılar konusunda bütün devlet birimlerimizin kullanacağı ve kamuoyumuzu şeffaf bir şekilde aydınlatacak ortak bir açıklama, bilgilendirme metni ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Dün gece kamuoyumuzdaki derin hüznün sebeplerinden birisi eğer şehitlerimizin kaybıysa, diğeri de bu konuda bilgi alamamış olmanın getirdiği, belirsizliğin getirdiği korkudur. Orada askerlerimizin bulunduğu, binlerce askerimizin bulunduğu bir alanda bütün aileler bunu derinden hissettiler. Bilgilendirme bugün bari ortak bir bilgilendirme notu bütün topluma paylaşılmalı. Olay nasıl cereyan etti? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın, Dışişleri Bakanı'nın ortak heyeti tarafından oluşturacak bir bilgilendirme notu hem kamuoyumuzla hem de ilgili bütün taraflarca paylaşılmalıdır. Rusya tarafından yapılan çok değişik açıklama, çelişkili açıklamalar var. Bunların karşısında Türk görüşünün herkes tarafından açık, net, berrak şekilde bilinmesi lazım. NATO'nun İdlib askerlerimizin ve gözlem noktalarımızın bulunduğu bölge, ülkemizin güvenlik alanı olarak ilan edilmelidir. Bu alanda ve bu alana yönelik yapılacak her türlü askeri faaliyetin hasmane bir tutum olarak değerlendirileceği ve mukabelede bulunacağı bütün taraflara ilan edilmelidir. Artık sadece Astana ve Soçi mutabakatlarına atıfla İdlib'deki askeri varlığımızın korunmasını sağlamak mümkün değil. O atıflar yapılacaksa, o atfa, o mutabakata destek vermiş, o mutabakata imza atmış Rusya ve İran'ın Türkiye'ye bir açıklama borcu vardır. O zaman Türkiye kendisi ne Rusya Suriye'ye komşudur, ne İran Suriye'ye komşudur. Suriye'de olan ne Amerika komşudur,
Suriye'de olan her şeyin bedelini eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödüyorsa, halkımız bir şehitlik, şehitlerle birlikte bu bedele katılıyorsa, yapılması gereken burası bizim güvenlik alanımızdır. Burada olacak her türlü askeri eylem hasmane bir tutum sayılır diye taraflara net bir mesaj verilmelidir. NATO'nun acilen toplantıya çağrılması yerinde olmuştur. Bu konunun sadece Türkiye'nin sorunu olmayıp NATO güvenliğini de ilgilendiren bir sorun olduğu vurgulanmalı. Başta hava savunma sistemleri olmak üzere ülkemizin dış saldırılara karşı korunması ve mültecilerin sınır ötesinde korunması konusunda ortak askeri planlama yönünde girişimde bulunması sağlanmalıdır. NATO'nun Türkiye'nin ilan ettiği güvenlik alanının NATO ittifakı tarafından da kabul edilmesi ve bu alanda hava sahasının uçuşa kapatıldığı, Türk birliklerine yönelik her saldırının 5. madde çerçevesinde değerlendirileceğine ilişkin karar alması talep edilir. Bugün NATO'da acil toplantı talebi 4. madde istinaden, yani istişare ve koordinasyon için. Ama Türkiye bu toplantıda bir NATO üyesi ve NATO'nun en önemli üyelerinden biri. Türkiye'nin Suriye kaynaklı çok açık bir tehditle karşı karşıya olduğu ortaya konmalı ve mutlaka ortak bir askeri planlama talebiyle bugünkü görüşmelere gidilmelidir. Sadece görüşmede kalınmamalı, oradaki Türk birlikleri NATO üyelerinin ortak iradesini de yansıtacak şekilde bir hava sahası özellikle kapatılması konusunda teminat altına alınmalıdır. Burada askeri bakımdan bizi en zor durumda bırakan husus, binlerce askeri mevcudiyetimiz, yüzlerce zırhlı aracımızın çok dar bir alanda bir yığınak yapması ama bu yığınağın hava kuvvetlerimiz tarafından korunabilme imkanı olmaması. Bu açığın süratle giderilmesi lazım. Yeni bir operasyona, askeri operasyona kalkışmadan önce mutlaka hava güçlerimizin tarafından takviye edilecek şekilde bu askeri operasyonun planlanması ve bu konuda mesajın net bir şekilde Rusya'ya ve NATO'ya iletilmesi gerekir. Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere önemli NATO ülkeleri liderler düzeyinde bilgilendirilmeli, hemen bugün bilgilendirilmeli ve NATO'dan taleplerimiz net bir şekilde ortaya konmalıdır. Liderler iradeleri olmadan NATO'da yapılacak bir toplantı istediğimiz sonucu ortaya çıkarmayabilir. Bu toplantı öncesi Sayın Cumhurbaşkanı mutlaka bu ülkelerin liderleriyle görüşmeli ve toplantıdan beklentilerimiz açık ve net bir şekilde ifade edilmelidir. NATO nezdindeki girişimlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyelerinin büyükelçileri, Ankara'daki büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek tespitlerimiz, uyarılarımız ve taleplerimiz kendilerine iletilmeli ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acilen tedbir alması talep edilmelidir. Nihai noktada bu konudaki sorumlu merci Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde son 10 yıl içinde Suriye rejiminin işlediği bütün kimya silahları, kimyasal silahlara rağmen ki bu kimyasal silahların hepsi Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahları Engelleme Örgütü tarafından tespit edilmiştir bu saldırılar. Ancak hiçbir mühide uygulanmamıştır Rusya ve Çin'in vetosu dolayısıyla. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri devreye girebilmeleri için bugün acilen Ankara'da Dışişleri Bakanlığımıza Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Fransa ve Çin büyükelçileri davet edilmeli ve bu konuda artık Birleşmiş Milletler'den engelleyici bir tutum takınılmasının Türkiye ödetmekte olduğu bedel kendilerine anlatılarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önündeki engeller kaldırılmalıdır. Bu şu açıdan da önemli. Maalesef bir propaganda kampanyasıyla karşı karşıyayız. Bir medya operasyonuyla Rusya kaynaklı ve diğer ülkelerden de gelen bir bilgi bombardımanı var. Bizim objektif verileri, biraz önce hazır söylediğim, dün gece ne olup bittiğiyle ilgili objektif verileri bütün bu büyükelçilere aktararak uluslararası kamuoyunun Türkiye'nin tezlerine yakın bir yere mutlaka getirilmesi gerekir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki girişimlerin veto edilmesi ihtimaline karşı ülkelerin buluşabileceği ortak zemin olarak Suriye'de mülteci dalgalarına yol açan saldırıların engellenmesi ve mültecilerin Suriye içinde ihtiyaçlarının karşılanması için insani yardım koridorlarının açılması ve korunması yönünde bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı çalışması derhal başlatılmalıdır.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir veto var ama genel kurulda veto yok. Karar her ne kadar yaptırım gücüne sahip olmasa da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dost ülkelerle birlikte başlatacağımız bir girişimle alınacak bir karar Türkiye'nin tezlerinin anlaşılması bakımından büyük önem taşır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yeni bir mülteci hakkının sınır ötemizde karşılanması konusunda acilen ortak çalışmalara başlanmalı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde yaptığımız girişimlere desteklenmesi sağlanmalıdır. Bugünkü Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri benim de yakın bir dostumdur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Genel Sekreteri olmadan önce Suriye konusundaki hassasiyetini bilirim. Mültecilere ne kadar ilgi göstermiş olduğunu da bilirim. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bugün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından aranarak geçmişteki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dönemindeki faaliyetleri de takdir edilerek şimdi kendisinden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak İdlib'deki her an ölümle karşı karşıya olan 5 milyonuna yakın insanın mülteci hane dönüşmesini engellemek için en sert, en açık, en net girişimlerde bulunmasını talep etmelidir Sayın Cumhurbaşkanı. Bu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres'in inisiyatifiyle konu gündeme gelir. Ve şu anki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri bu konuyu sahiplenirse Türkiye'nin en temel meselesi olan mülteciler konusunda uluslararası bir ortam, uygun bir ortam oluşabilir. Avrupa Birliği ile komşuluk ve ortaklık ilişkileri çerçevesinde iletişime geçirmeli, Türkiye'nin bölge ilişkin politikalarında ve NATO denizindeki girişimlerinde Avrupa Birliği desteği sağlanmalıdır. Çünkü mülteciler meselesi 2016 Mart'ında yaptığımız anlaşmalarda hep olduğu gibi Avrupa Birliği ile Türkiye'nin ortak meselesidir. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ve Avrupa Birliği üyesi önemli ülkelerle bu çerçevede de bir istişare zemini sağlamalıdır. Ayrıca Suriye komşu ülkeler ve önemli bölge ülkelerinin büyükelçileri bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bilgilendirilmeli ve bölgesel istişarelere ve koordinasyona açık olduğumuzu göstermeliyiz. Bu bölge bize ait bir bölgedir. Ne Rusya'ya, ne Amerika'ya, ne Çin'e, ne Fransa'ya, ne İngiltere'ye. Ve bu bölgenin kaderi P5 ülkelerine bırakılmayacak kadar bize ait bir kaderdir ve önemlidir. Dolayısıyla bütün görüş ayrılıkları bir kenara konarak bölgedeki bütün önemli ülkelerle ve özellikle de Irak, Ürdün, Lübnan gibi komşu ülkelerle derhal diplomatik temas kurulmalı. Bütün aralarında İran, Mısır'ın, Suudi Arabistan'ın, Katar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu bütün taraflar ayrım gözetilmeksizin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak bilgilendirilmelidir. Türkiye karşıtı bir bölgesel atmosfer oluşmasını engellemek için yegane yol bölge ülkelerini bilgilendirmek ve konuşmaktır. Yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bölge liderlerini araması ve onlara bu konuda bilgi vermesi çok önemli. Uluslararası basını gece boyu takip ettim. Bu basının yönlendirmeleri şu anda Türkiye'yi az içinde bir ülke gibi gösterme niteliği taşımaktadır. Türkiye hiçbir zaman aziyet içinde olduğu için takdim edilemez. Bütün bölge ülkelerinin Türkiye'nin caydırıcı gücünden de diplomatik kabiliyetinden de emin olması gerekir. Bunun için bölge ülkeleriyle derhal en üst düzeyde ve dediğim gibi ihtilafları bir kenara koyarak görüşmeler yapılmalıdır. Suriye rejimini destekleyen Rusya dönüp caydırıcı tedbirler almakla birlikte alandaki karşılıklı askeri mevcudiyetin çıkarabileceği muhtemel riskler de göz önünde bulundurularak ikili iletişim ve istişare kanalları açık tutulmalıdır. Bu kanallarla Rusya'ya komşu iki büyük devlet olarak Suriye'de vekalet savaşları üzerinden karşı karşıya gelmektense gerek Suriye'de gerekse diğer ortak jeopolitik sorunlarla ilgili stratejik işbirliğimizi düzen kurucu bir yönde geliştirme çağrısı da bulunmalıdır. Rusya bizim komşumuzdur. Ama Rusya'da Türkiye'nin Suriye'deki stratejik çıkarlarını kabul etmek zorundadır. Ukrayna'ya her türlü müdahaleyi, Ukrayna'ya dönük müdahaleyi, Birleşmiş Milletler bir tarafından tanınan Ukrayna, Kiev yönetiminin ne rağmen kendisinin müdahale etmeyi kendisine hak gören Rusya, Birleşmiş Milletler'de tanındığı iddiasıyla Esad rejimi dışındaki her çabayı gayrimeşru göstermekle büyük bir çelişki yaşamaktadır. Bizler Rusya'yla da bu konuları en üst düzeyde ve açık şekilde ama aşırı dostluğa da, aşırı düşmanlığa da gitmeden
konuşacak diplomatik rasyoneliği sergilemek durumundayız. Benzer bir girişim İran nezdinde de yapılmalı. Rejime verdikleri desteğin ve alanda mevcut İran kaynaklı milis güçlerin askerimize dönük eylemlere katılmaları ve doğrudan ya da dolaylı destek vermelerinin ikili ilişkilerimizde yol açabileceği olumsuz sonuçlar konusunda İran uyarılmalı ve Suriye'nin iki komşu ülkenin çatışmaları olmaktan çıkarılması gerektiği vurgulanmalıdır. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumlulukları ve herhalde içinde alanda bulunmasından şikayet edenlerin on binlerce Lübnan, Afganistan, İran, Irak menşeli milisin alanda rejimle birlikte çarpışmasını meşru görmeleri mümkün değil. İran'da da bu konuların açıkça konuşulmasının vakti gelmiştir. Bu diplomatik çabalar yürütülürken dar bir coğrafyada yoğun bir yığınak halinde bulunan askeri güçlerimizin benzer saldırılar karşısında korunabilmesi için gereken lojistik ve takviye tedbirler alınmalı. Gerektiğinde askeri birliklerimiz yeniden konuşlandırılarak caydırıcı gücümüz tahkim edilmelidir. Dikkatlerin İdlib'e yoğunlaşmasını fırsat bilmesi muhtemel rejim ya da terör unsurlarının Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat alanlarında kalkışabileceği girişimlere karşı askeri tedbirlerimiz artırılmalı ve yakus hali sürdürülmelidir. Türkiye'nin İdlib sahasında karşı karşıya kaldığı bu riskleri bir fırsat gibi değerlendirecek güçlere karşı özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgeleri tahkim edilmelidir. Bu bağlamda ayrıca etnik, mezhebi ve dini hiçbir ayrım gözetmeden rejim karşıtı ve yanlısı bütün Suriye halkına bir çağrıda bulunarak Türkiye'nin hiçbir şekilde Suriye'ye dönük gizli bir emelin olmadığı, dost ve kardeş Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu, askerlerimizin oradaki mevcudiyetinin amacının can kaygısıyla sınırlarımıza yönelen mültecilerin korunmasından ibaret olduğu açıkça ifade edildi. Suriye halkı bütün taraflarıyla kalıcı bir siyasi çözümde anlaştığı zaman Şam'da kurulacak kapsayıcı bir yönetim ile en iyi dostluk ilişkilerini 2011'de bıraktığımız yerden sürdüreceğimizi ilan etmeliyiz. Suriye'nin hiçbir toplum kesimi Türkiye'nin düşmanı değil. Hepsi Türkiye'ye muhabbetle bağlıdır. Bu çerçevede ister Arap, Türkmen, Kürt, Sünni, Nusayri hangi kökenden gelirse gelsin bütün Suriye halkına güven verecek bir açıklamayla İdlib'deki mevcudiyetimiz her dilde yani Arapça'da, Kürtçe'de, Türkçe'de ve İngilizce olarak Suriye halkına bugün ortak bir mesaj verilmelidir. Bu tedbirlerin tümü bugün yapılabilecek tedbirler. Atılabilecek tedbirler. Orta vadeye dönük bir geçiş süreci itibar eden adımlar ise şu çerçevede özetleyebiliriz. Silahlı kuvvetlerimizin Suriye'de daha uzun süre kalmasını önleyebilmek ve en kısa zamanda ülkemize dönüşlerini teminat altına alabilmek için yürütülen misyonların Suriyeli güçlerce yerine getirmesini sağlayacak bir güvenlik yapılanması gerçekleştirilmelidir. Mümkün olduğunca Mehmetçiklerimizin alanda olmasına gerek duyulmayacak şekilde Suriyeli güçler tarafından düzen sağlanmalı ve Mehmetçiklerimiz gerekmedikçe doğrudan muharip güç olarak çatışmalara katılmamalıdır, girmemelidir. Bu bağlamda ülkemizde terör tehdidi oluşturmayan sınır boylarımızdaki Arap, Türkmen, Kürt, Sünni ve Nusayri her kökenden bütün Suriyelilerle kapsamlı bir sivil diyalog başlatılmalıdır. PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin mevcudiyeti dolayısıyla Suriyeli Kürt kardeşlerimizi onların insafına bırakamayız. Aynı şekilde Suriyeli rejimlere yakın olduğunu düşünerek Suriye'deki Nusayri kardeşlerimizi de rejimin insafına Suriye'deki Arapları, Türkmenleri kendi kaderlerine terk edip ya da terör örgütlerinin muhtemel manipülasyonlarına da bırakmayız. Bütün bu kesimlere ayrım gözetmeksizin ciddi ve kapsamlı bir sivil diyalog süreci başlatılmalıdır. Suriye rejiminin genelde Suriye'de, özellikle İdlib'de işlediği insanlık suçları ve bunun yol açtığı mülteci krizi konusunda detaylı bir rapor hazırlanmalı ve ülkemizin taleplerini muhtevi önleyici bir şekilde bir planla birlikte uluslararası kurumlarla paylaşılmalıdır. İşlevselliğini yitirmekte olan Astana ve Soçi süreçlerinin Cenevre süreciyle birleştirilerek 2118 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayalı olarak Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında daha geniş katılımlı,
diplomatik, siyasi, güvenlik, insani boyutlarından oluşan dört ayaklı bir mekanizma geliştirilmelidir. Birleşmiş Milletler nezdinde yapılan girişimlerde Suriyeli mültecilerin bulundukları yerde korunabilmesi için bir Birleşmiş Milletler güvenlik gücü oluşturulması talep edilmeli ve böylesi bir gücün oluşturulmasına paralel olarak silahlı kuvvetlerimizin ülkemize salimen geri dönmesi sağlanmalıdır. Bugün oradaki mültecilere sahip çıkmak Türkiye açısından insani ve stratejik bir görebilir ama Türkiye ne o mülteci bunalımının ne Suriye'deki iç savaşın müsebbibi de değildir, doğrudan tarafı da değildir. Bütün bu konuları Birleşmiş Milletler'in ele alması ve bir Birleşmiş Milletler gücünün oradaki mültecilere güvenlik sağlaması gerekir. Söz konusu Birleşmiş Milletler gücü oluşana kadar silahlı kuvvetlerimizin denetimi altında bulunan bölgelerdeki askeri ve sivil koordinasyon tahkim edilmeli ve işleyen bir düzen kurularak mültecilerin ülkelerinde kalması sağlanmalıdır. Afrin'de, Yarablus'ta, Reksülayn'da, bütün o silah kuvvetlerimizin bulunduğu yerde işleyen bir düzeni, sağlıklı işleyen bir sivil düzeni kurmak, mülteci akınlarını en geçici olarak da olsa engellemeye sağlayacak en önemli faktör. Son olarak uzun vadeli tedbirler bağlamında, Suriye sorununun nereye gidiyor ve ne yapmalıyız bağlamında, kalıcı bir düzen oluşturmak için ne yapmalıyız bağlamında, Türkiye, Suriye'de komşu ve dost bir ülkedeki insanlık dramını durdurmak dışında hiçbir amaç gitmediğini göstermek üzere, kalıcı bir siyasi düzen oluşturma ile ilgili bir çerçeve çözüm planını dünya kamuoyuna sunmalıdır. Biz sadece bize saldırdığında tepki veren, askerlerimiz şehit edildiğinde üzülen, yas tutan ve mukabele bir misille tepki veren bir ülke konumundan çıkmalı ve Suriye ile ilgili kalıcı bir düzenin uzun vadede de olsa oluşmasını sağlayacak bir eylem planını dünyaya duyurmalıdır. Bu plan, alt detayları kapsamlı bir şekilde belirlenecek olmakla birlikte şu unsurlardan oluşmalıdır. Kademe kademe. 1. Kalıcı bir ateşkesin Birleşmiş Milletler gözetiminde sağlanması. 2. Ülkede bütün kesimlere güven verecek ve bütün etnik, mezhebi ve dini unsurları kapsayan bir güvenli, yeni bir güvenlik yapısının oluşması. Suriye'de iç savaşı başlatan, yaygınlaştıran en önemli faktör, %12'lik bir toplum kesiminin bütün güvenlik yapılanmasının, istihbaratın, ordunun ve polisin yönetimin elinde tutması ve geri kalan kitlerin kendilerini boşlukta hissetmeleri. Bugün Suriye güvenlik birimleri bütün unsurlarla yeniden yapılanmalı ve bununla ilgili bir güvenlik planı ortaya konmalı. 3. Bu yapılanmaya paralel olarak ülkedeki bütün silahlı grupların dağıtılması, yabancı silahlı grupların ülkeyi terk etmesinin Birleşmiş Milletler denetiminde uluslararası bir girişimle sağlanması. Bu yeni yapılanmadan sonra ülkede yabancı bütün silahlı gruplar, milisler, paramiliter güçler ülkeyi Birleşmiş Milletler denetiminde terk ettirilir. 4. Yine bu çerçevede güvenlik teminatı sağlanmış bölgelere mültecilerin dönüşünün aşamalı bir şekilde başlatılması. 5. Birleşmiş Milletler denetiminde ve takvime bağlanmış kalıcı bir anayasal düzenin oluşmasına dönük siyasi müzakerelerin derhal başlatılması. Öne açık siyasi müzakerelerle bir yere gidilmediği görülüyor. Bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla 3 ay, 6 ay bir aşamalı plan içinde takvime bağlandırılmış bir çözüm süreci başlatılmalı ve buna uyum göstermeyen taraflara müeyyide uygulanacağı ilan edilmelidir. 6. Bu müzakerelere paralel olarak bir çözüm halinde mültecilerin rehabilitasyonu ve Suriye'nin yeniden imarı konusunda uluslararası bir destek fonunun oluşturulması, İki Dünya Savaşı'ndan sonra Marshall Fonu gibi birçok Soğuk Savaş sonrasında Doğu Avrupa'ya dönük birçok fonun devreye girmesi gibi. 7. Siyasi çözüm ile birlikte bütün mültecilerin uluslararası garantilerle güvenli bölgelerden iç savaş önceki yerlerine dönmeleri. 8. Bu sürecin ilerlemesiyle birlikte Suriye'de Türkiye, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İran ve olabilecek diğer ülkelerin düzenli ordu unsurları barındıran ülkelerin bu unsurları çekmesi. Türkiye'ye Suriye topraklarından düzenli birliklerini çekin diye çağrı yapan bütün ülkeler, Amerika, Rusya, Fransa, İran da bu unsurları çekmelidir. Kendi unsurlarını, silahlı unsurlarını, askeri güçlerini çekmeden Türkiye'ye
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınırımızı korumak üzere yaptığı operasyonlara tepki göstermenin hiçbir tutarlı tarafı yoktur. Dokuz, Türkiye ile Suriye arasında 2010 yılında güncelleştirilen Adana protokolünün geçerliliğinin korunması sağlanmalıdır. Ve on, yeni anayasal çerçevenin devreye girmesini müteakip, başta Türkiye olmak üzere, bütün ülkelerin Suriye ile ilişkilerini normalleştirmesi ve geliştirmesi sağlanmalıdır. Değerli basın mensupları, Suriye son 10 yıldır büyük acılar çeken bir ülke. Rejimin acımasız saldırıları, kullandığı kitleyi mas silahları, varil bombaları, kimyasal silahlarla 1 milyona yakın insan katledildi. Milyonlarca insan evlerinden, barklarından edildi. Ancak son dönemde özellikle Rusya'dan ve İran'dan alınan destek ve uluslararası toplumun destek karşısında sessiz kalmasıyla birlikte rejim bu saldırılarını hiçbir uluslararası sözleşmeye, hiçbir kayda saygı göstermeksizin sürdürmekte bir iş görmemiştir. Türkiye ise bütün bu dönemde elinden geldiğince barışçı çözüm çabası içinde olmuş, sınırlarımız tehdit edildiğinde de gerekli tedbirleri alma hakkını kullanmıştır. Ancak şimdi, dün gece yaşananlardan sonra, Türkiye'nin kökü geleneği olan bir devlet olarak, sağlam diplomatik bir geleneğe sahip bir devlet olarak, güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip bir devlet olarak, Suriye stratejik bir bütünlük içinde bakma zorunluluğu vardır. Her gün karşı karşıya kalacağımız tedbirlere yüksek dozlu siyasi retorikle sürekli birilerine ders verir tarzda bir yaklaşımla tepki vermemiz halinde inandırıcılığımızı kaybederiz. Her gün yeni bir operasyon başlatacağımız bilgisini kamuoyuna paylaşarak gerçek bir operasyonun bütün unsurlarını harekete geçirmeden bir iletişim stratejisi uygulamak da bizi zora sokar. Şimdi yapılması gereken öncelikle taziyelerimizi ve bu şehitlerimizin aileleriyle olan dayanışmamızı göstermek, bir millet olarak bütün diğer konuları bir kenara koyarak birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı bir kez daha dünyaya göstermektir. Bunun yanında herkes elinden gelen bütün katkıyı sergilemeli ve bir daha bir tek vatandaş askerimizin dahi şehit olmayacağı şartların oluşması için elinden ne geliyorsa, hangi fikri varsa, hangi düşüncesi varsa kamuoyuyla bunu paylaşmalıdır. Biz bu sorumluluk bilinciyle bu eylem planını kamuoyumuza paylaşıyoruz. Bu konuda bizden söz konusu olabilecek her türlü desteğe şimdiden, destek talebine evet diyeceğimizi şimdiden açıklıyoruz. Eğer mesele Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ise, mesele askerlerimizin güvenliği ise, mesele 83 milyonun huzuru ise yapmayacağımız fedakarlıktır. Herkes fedakarlığa hazır olmalı ve herkes kendi kısır siyasi gündemlerini bir kenara bırakarak bu konuları açık yüreklere tartışmalıdır. Ümit ederim Sayın Cumhurbaşkanı, ilgili devlet kurumları, bakanlıklar dün yaptıkları uzun güvenlik toplantıları sonrasında ne karar aldıklarını net olarak bilemiyoruz ama milli birlik gerektiren her hususta Gelecek Partisi olarak bütün partilerle birlikte omuz omuza da aramak gerektiğini düşünüyoruz. Bu yaptığımız değerlendirmelerin de dikkate alınacağını ümit ediyoruz. Bu değerlendirmeleri daha doğrudan paylaşmak üzere de ve genel olarak Türkiye'deki siyasi gelişmeleri paylaşmak üzere de geçen hafta söylemiş olduğum liderlerle görüşme talebimizi Sayın Cumhurbaşkanı ile ve ilgili bütün liderlerle görüşme talebimizi de bugün ileteceğiz kendilerine. Mümkün olursa telefonla da görüşme çabası içinde olacağız. Mesele bütün farklılıklar, görüş farklılıklarının dışında da Türkiye'nin geleceği ve milletimizin yarınları için gereken katkıyı sağlayabilmektir. Bu mübarek regaib bilir sonrasında yaşadığımız acılar dolayısıyla bir kez daha taziyelerimi sunuyorum. Allah devletimizi, milletimizi, ülkemizi muhafaza eylesin. Bu tür kritik dönemlerde hepimize bir araya gelme ve omuz omuza verme